bir kaldığı yerden devam ediyor. Hakemlerden bahsettik. Ee, dolayısıyla hocanın kaldığı yerden hafta içindeki gündemden konuşalım. Sonra bugüne döneceğiz. Bugün dün akşam ve bugünkü gelişmelere döneceğiz. Ee, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç önce bir açıklamalar yaptı. Ardından da Dursun Özbek. Böyle değil ama ikisini de yan yana verelim Tolga. Önce neden dendiğini bilelim ki ondan sonra bunu görelim öyle değil mi? İkisini böyle yan yana alalım. Tamam geliyormuş hemen. Hocam şeyi de vereceğim. E, Toplum Liverpool maçının varlarını. O o enter enter şimdi Ali Koç dedi ki çok endişeliyiz. Hakem atılmalarında manipülasyon var. Sağda hakemin izleyeceği görüntüleri vardan veriyorlar. Sağdaki hakemi sıkıntıya sokmak istiyorlarsa başka. iyi karar vermesini istiyorlarsa başka görüntü veriyorlar. Bak. İddialar korkunç. Alper Ulusoy, Hakan Ceylan, Serkan Tokat, Koray Gençerli'nin dikkatli bakılması gereken isimler olduğu konuşuluyor. Çok açık söylüyorum. 3-5 adamın elinde oyuncak olamayız. Günaydın. Demek. Günaydın. Ya arkadaşım, bir operasyon yapılmaya kalkıldı. Operasyon doğruydu da ha, biçimini tartışırsın. Ama abi bir yerde kesip atacaksın. Siz ya bu hakemlerin de oyuncak oldunuz ya Türk futbolu. Yani neler yapıyorlar bunlar? Ya komite başkanına başka konuşuyorlar. Orada başka şeyler konuşuyorlar. Dalla geçiyorlar yani. Onun için kardeşim bu bu mal kulüplerin malı. Tabii. Bugün Ali Koç işte Dursun Başkan Herkesin el kolu lazım bu olaya. Yarın bunlar herkes zarar görecek. Konuştu başka şekillerde eleştirebilirsiniz ama Dursun Özbek de diyor ki Ali Koç'un açıklamalarını... Ama al Ali Koç'un açıklamalarını yani eğer ne? varsa onlarda bazı şeyler ki vardır bunu konu konuştuğuna göre önemli şeyler bunlar. Tabi hocam ne diyorsun? Ya, ya ben yıllardan beri bir şey daha söylüyorum abi. Bu hakemlerin... Çocukların üzerine, eşlerin üzerine filan paralar var mı? Bunların şeyleri nerede? Kim gösteriyor? Ha, bak başka bir şeylerden bahsediyorum ben. Ya bazen deliriyorum. Yani şimdi geçen hafta hakemi diyorsunuz Fenerbahçe maçında kemi. Ya tamam Fenerbahçe maçında kemi görmedi. E var. İşte zaten onlar da onu söyledi. E var. Vardan bahsediyorlar. Şimdi bak. geçen haftaki o penaltı benim haftayımda konuştum. Ya ayıp abi. Bak bugün... Trabzonlu futbolcuyu konuştuk. İşte ya verilir mi? İşte orada bunu verirsen burada da bunu ver. Filan diyoruz değil mi? Evet. E şimdi abi o artık penaltının babası. Hadi o körmedi. O sırada gözleri körleşti. Ya var sen ne yapıyorsun? Ama vardaki adam organize işler yapıyor. Nasıl yapıyor biliyor musun? Arkadaşlarını topluyor. Mesela orada burada. işte biz diyor komiteye bunu getireceğiz, bunu götüreceğiz. Ya, ya sizin gücünüzle sen komiteyi Hangi abini getirmeye sen karar veremezsin. Hangi gözlemciyi sen karar veremezsin. Federasyon karar verir. Bunlar oyuncak yaptılar. Ben bir laf ettim abi. Gelen futbol federasyonu başkanlarını maymun yaptılar dedim. Ya bunu şeyde söyledim. Bu başkan seçilmeden evvel beraber yayına çıktık. Canlı ya genel kurulda. Başkan dedim bak dikkatli ol. Senden evvelkileri arkadaşlarım da var içinde. Bu hakemler maymun ettiler dikkatli ol dedim. Ama hiçbir şey değişmedi. Ee Fenerbahçe... şimdi diyor ki Fenerbahçe Başkanı Ferhat ne Ferhat Gündeoğlu doğru yapmış diyor. Günaydın Ali Koç, günaydın. Doğru da o, o sırada da söylüyorlardı. Ama. Evet. Işte. O senin dediğin bir önceki defasında söylemediği o sıradaki şeye destek verdiler değişime. Hayır abi. Bir öncekine vermediler hocam. Ya hocam. Fotoğraflar fırlan çekildi. Şey geri döndü. Operasyon geri döndü ya. Ya Yusuf Damoğlu'nu Yıldırım Demirören Yusuf Damoğlu'nu Yıldırım Demirören Sattı işte O zaman başka bu bir sonraki Biliyorum de. burada da bunlar koydular Kurtardılar O tarafta başka birileri vardı da e Var abi herkes var ee, Dursun Başkan da diyor ki Ali Koç'un açıklamalarına alıştık daha ikinci maçtan sonra Benzer ifadeler Kullanıldı Trabzonspor maçından sonra ben de konuştum ama O günkü durumda gereksinim vardı Sayın Başkan hakemleri varı TFF'yi ön plana alıp baskı uygulama çabasında artık bu terk edilmeli diyor Dursun Özbek'te. O zaman her o zaman hepiniz susacaksınız, hepiniz konuşacaksınız. O zaman hepiniz susacaksınız. Kulüpler Birliği'nde toplantı yapıyorsunuz. Kardeşim, hiçbir şekilde beyanat vermiyoruz ama federasyona da yazılı yazılı yazacaksınız. Bunları 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 yapmanızı istiyoruz diyeceksiniz. Yazılı diyeceksiniz. Federasyon başkanı bana öyle bir evrak gelmedi dediydi bir konuda. Evrak bende var dedim. Evrağın örneği dedim. Sustu. Abi neler yapılıyor, neler yapıyorlar. Yani insanları delirtiyorlar ya hoca. Işte tezgah kurulmuş. Yani sana ne diyorum ya o adam hakemlerle konuşuyor. MHK başkanına bir şey söylüyorlar. Öbür taraftan konuşmaları dinliyor MHK başkanı başka türlü konuşuyorlar. Yani daha bunun gibi çok örnekleri var hoca. Yusuf bilen bunların nelerini yaşadı? Zekeriya nelerini yaşadı? Ya. İşte Zekeriya da arkadaşımız, Yusuf da Tabii tabii. Düzgün de adamlardır. Nelerini yaşadılar ya? Hiç kimse bir şey söyleyebiliyor mu Zekeriya bilmem neye söyleyebiliyor Ama işte nasıl olacak bu işler? Herkes, herkesin bilip hiç kimsenin bir şey söylemediği bir durum bu. Sanki. Herkes konuşuyor ama perde arkasından. Hep fıs 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 fıs. Açık konuşun abi ya. Gelin buraya tartışalım. Gelin buraya tartışalım istiyorsanız. Özel program yapalım. Ben size bazı şeyler çıkarayım. Siz de bazı şeyler çıkarın. Ya hakem şey gözlemci gözlemci şikayet ediyor MHK başkanına notunu yüksek tut diyor ya. Ve bu adam hala gözlemci. Ve bu adam hakemlikten sonra üç kulüpte, üç kulüpte me menajerlik yapıyor Ender. Menajerlik yapıyor. Hala gözlemci. Bakıyorum veriyorlar. Ya bu adamların verdiği raporlar yasal değil bir defa. Yarın bir gün birisi itiraz etse yanarsınız. Bak ciddi söylüyorum. Yani şaka gibi geliyor size ama. Bana yaptılar aynı numarayı. Mahkemeye verdim. Rica ettiler. Çevirttim. Çünkü bütün imtihanı iptal ettiriyordum. Bütün imtihanı iptal ettiriyordum. Anladım hocam. Rica ettiler. Benim şeyimi verdiler hakkımı. Bir de üçüncü yıldan maç verdiler. Yukarı çıkarttılar beni. <laughs> hocam. Ee, yani 30 yılda pek bir şey değişmedi. Hiç değişmedi. Fenerbahçe Euro Lig'de sezona galibiyetle başladı. Uzatmada mı bitti o? Vay canına. Olimpia Milano maçı 76-76 mı yoğun süre? Sezona galibiyetle başlamak iyidir. Hele iç sahada kazanmak önemli. Ee, Milano da baya bir takım kurmuş ya. Mirotiç falan Bayağı bir para harcamışlar. Ee, peki tebrik edelim. Şimdi hocam. Perşembe akşamı. Hani böyle klişeler vardı ya. Şok yaşadık. Hakikaten öyle bir durum oldu ama.